Efendim merhabalar, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyoruz. Yeniden birlikteyiz. Rabbimizin Nahil Suresi 97. ayetinden 104. ayetine kadarlık kısmı inşallah bugün sizlerle beraber işlemek istiyoruz. 97-103 inşallah bugün bu ayetler grubunu birlikte el almaya çalışacağız. Bize ayrılan süreç ve süre içerisinde. Değerli dostlar, evli olan çiftlerin arabasına baktığımız zaman ön tarafında mutlu olduklarını tekrar başınızı çevirip giden arabaya arkasından baktığınızda evleniyoruz efendim ifadesinin yazıldığını görürsünüz. Evet, evlenmek mutluluk için bir belki fırsatlardan bir fırsattır. Ancak işte şu an okuyacağımız ayeti kerimede Rabbimiz mutlu olabilmenin bize yollarını göstermesi açısından çok manidar bir tavsiyede bulunduğunu ayet-i kerimesinde bize açıklamakta. Rabbimiz şöyle buyurur. Estağfurullah bismillah. Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun fe la nuhyiyennehu hayaten tayyibe ve la necziyennehum ecrahum bi ahseni ma kanu ya'malun. Sadakallahu'l azim. Mealine bir bakalım birlikte. Evet, erkek veya kadın kim mümin olarak iyi iş işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeli ile kendilerine vereceğiz diye Rabbimiz böyle müjdelemekte. Evet, ayet-i kerimenin başında men amile salihan kim salih bir amel işlerse kimlerden bu min zekerini ev ünsa. erkek ya da kadından yani bir ayrım söz konusu değil. Bir tasnif burada burada geçmemekte. Erkek olsun, kadın olsun. İnanmış olarak ki ayette önemli bir vurgu var. Ve huve müminun. İnanmış olduğu halde erkek ya da kadın kim salih bir eylem işlerse biz o yaptığı eylemin bir karşılığı olarak ona mutlu bir hayat huzur bulacağı bir yaşamı ona biz bahşederiz. Bu bu dünyada da olabilir, ukvaya ait bir husus da olabilir. Onun için mutlu bir gelecek var anlamına da gelebilir. Velene cennehum ecrehum ve leneciennehum ecrehum bi ahsene makan ayeti yani yaptıklarının en güzeliyle kendilerine mükafat da bulunulacağına göre birinci mutlu olmalarına dair olan müjde belki de dünya hayatında Allah'ın onlara Efendim bahşedeceği bir mutluluk ve huzur kaynağı olan bir dünyayı onlara Rabbimizin müjdelediğini buradan çıkartmış olmaktayız. Ayet-i kerimede erkek ya da kadın diyerek bu manada Allah'ın huzurunda insanların eşit olduğunu, üstünlüğün takvada olduğuna ayette açıkça bir işaretin olduğunu anlamış olmaktayız. Bu dünyada iyilik adına Erkek olsun, kadın olsun, inanmış olduğu halde ki bu da önemli, iman etmeden yapılan amellerin Allah katında bir değeri söz konusu değildir. Nitekim kime ayetlerde bunun örneklerini görmüş olmaktayız. Bakınız Tövbe suresinin başında Rabbimiz ne buyuruyor? Değerli dostlar, ayeti kerimede Rabbimiz Kabe'yi imar eden müşriklerin, bu imarlarıyla alakalı onların Kabe'yi kendileri müşrik oldukları halde kendi kendilerinin şirk içerisinde olmalarına tanıklık eder iken onların Kabe'yi imar etmeleri onun efendim yapısında çaba sarf eden o gayretlerinin Allah katında hiçbir değerinin olmadığını Rabbimiz ifade buyuruyor ayet-i kerime 17'de. Kimler diyor imar edebilir? İnne ma ya'muru mesacide Allah. Men amene billahi vel ahiri. Evet Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve akama salate ve ate Namazlarını kılan, zekatlarını veren ve lem yakşe illallah. Sadece Allah'tan korkan kimseler ancak o Kabe'yi imar edebilirler. Allah'ın mescitlerini tamir edebilirler, onarabilirler, inşa edebilirler. Yoksa ve cahal si gayetel hac ve imaret el haram ey müşrikler siz kabeye gelen hacıları sulamayı ve mescid i haramı yani o kabeyi Allah'ın o yüce yapısını imar etmekle iman etmeyi ve ahiret güne inanmayı bir mi tutuyorsunuz kemen amine billahi ve liyomil yani Allah'a ve ahiret güne iman eden onun yolunda cihad etmekle. Kabe'yi imar etmeyi bir mi tutuyorsunuz? Evet Kabe sonuçta bir kolu yapısıdır. Bir inşaat işçiliğidir ama iman temeli olmadan yapılacak bir faaliyetin Allah katında hiçbir değerinin, öneminin olmadığı ifade edilir. Nitekim yine aynı sürede Rabbimiz iki tane mescitten bahseder sevgili dostlar. mescid Kuba, diğeri de Mescid-i Dırar'dır. mescid Dırar'ı münafıklar inşa etmişlerdir. Kuba bölgesinden ve yaptıkları o mescidi güya mescit olma adına yaptıkları o efendim binayı peygamberin açmasını onunla efendim içerisinde namaz kılınmaya siftah edilmesini kendisine önermişler. Efendimiz de Tebük seferine gitmek üzere hazırlıklarla meşgul olduğu için şimdi vakti müsait değil. Sefer dönüşünde inşallah demiştir. Ama onların bu mescidi yani küfür, nifak ve Müslümanları gözetlemek için o amaçlarla, kötü niyetlerle inşa ettiklerini Rabbimiz وَالَّذ۪ينَ تَخَذُوا مَحْسِدًا dıraran ve küfran ve tefrikan beynel müminine ve irsaden diyerek buna işaret eder. Onlar bir mescid inşa ettiler. İttekadu mesciden dıraran zarar vermek için. Onun için ayetteki bu ifadeden dolayı mescidi dırar küfür amaçlı, kötü niyetli yapılan inşaat için kullanılıyor. Mescit amaçlı değil, Allah için secde edilmek niyetiyle değil, kötü niyetlerle o binayı inşa etmelerine Rabbimiz işaret ediyor. Ve la tekum fihi ebeda, asla orada namaz kılma. Le mescidün üssisi alet takva min evveli yumin ehakku en tekume Senin Mekke'den Medine'ye hicret etmiş olduğun günlerde, Efendim yolculuğun Kuba durağında inşa etmiş olduğunuz o bölge ile beraber Kubalılarla beraber inşa etmiş olduğunuz Kuba mescidi içerisinde namaz kılınmaya daha uygundur. Çünkü takva üzerine tesis edilmiş olan bir mescit elbette ki küfür üzerine, nifak üzerine Müslümanları gözetleme amaçlı art niyetli bir niyet efendim e, düşünceyle inşa edilmiş olan mescitle asla bir tutulmaz diye buna işaret edilir. Evet şunu söylemeye çalışıyorum. İman olmadan yapılacak olan eylemlerin, gayretlerin, çabaların Allah katında hiçbir önemi, hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Nitekim önceki ayetlerde geçmişti surelerden Kef suresinde geçmişti. Kul hel nüne bi öküm bil akserine amala. Amel açısından insanların en çok hüsrana uğrayacak olanlarını söyleyeyim mi? Şöyle ya Rabbi. Ellezine sa'yuhum fil hayatü dünya ve hum yahsebune sun'a. Kendilerinin iyi şeyler yaptığını zanneden o kimselerin dünyadayken yaptıkları ne varsa boşa gitmişdir. Niye öyle? Çünkü onlar Allah'a inanmadılar, ayetlerini inkar ettiler diye ayeti kerimede onların küfür e, kendilerinde varken inkar onlarda var iken yapılacak böyle bir çalış efendim çabanın Allah katında hiçbir değerinin olmadığı ifade edilir. Onun için iman önemli sevgili kardeşlerim. Men amile salihan min zekerin en ve huve mu'minun inanmış olduğu halde güzel amel işleyenlere felenhu hayatan tayyibe mutlu bir hayatı huzurlu bir hayatı geleceği Allahü Teala burada vaat ediyor. Demek ki tabii ki evlilikler önemli. Rabbim bütün yavrularımıza güzel gelecekleri nasip eylesin. Bahtları açık olsun. Onlara huzurlu yuvaları ve oradan güzel nesilleri bizlere nasip eylesin. Ancak mutlu olmanın yolu elbette ki Allah'ın istediği iyi bir kul olmaktan geçer. Onun rızasını öncüllemekten, öne almaktan geçer. Hedefe yapacağımız her işte Allah'ın rızasını mutlaka bizim efendim koymamız gerekmektedir. Gençlerimiz evleniyor mesela, ama önce namazları olmalı, önce Allah'a kullukları olmalı. Allah'la aralarının düzeltilmesi gerekiyor. Yoksa maaş, yoksa ev, araba, şu bu, onlar tabi tabii ki geçici dünyanın bir takım geçimlikleridir. Ama asıl olan az önce söylediğimiz gibi hayatın e, inişli çıkışlı yolculuğunda asıl olan iyi bir imana efendim sahip olmaktır. Elbette ki sevgi olacak, sadakat olacak, sabır olacak, efendim sıdk olacak. Bunların her biri önemlidir ama ama onlardan önce işte Rabbimizin bizden istediği iyi bir imanın olması gerekiyor bu hayatta bizim ee, geleceğe güvenle bakabilmemiz için hani panik yok Allah var diye bir söz var. Evet Rabbimiz varsa gerisi çok o kadar önemli değil. O bizi görüyor ya. O bize yardım eder ya. Biz ona tevekkül ettiğimiz zaman her derde kaldığımız her mevzuda bize destek olacak ya. Buna inandık mı ve men yetevekkel alellah fehuve hasbuh ayetini de bildikten sonra kim Allah'a gönülden dayanırsa o ona yeter bu bilinç bizde olursa ve yerzukhu min haythu la evet ummadığı yerden onları rızıklandırır ve men yetevekkel Allah fehu hasbu kim Allah'a dayanırsa o ona yeter bunlar önemli önemli Rabbimizin bize olan müjdeleridir bunu da göz önüne almak lazım geliyor Evet. Feyda qara'tel <laughs> Kur'an. Kur'an okuduğun zaman sen ey Müslüman, "Festaiz billahi mineş racim." Kovulmuş şeytandan Allah'a sığın diye Rabbimiz evet böyle buyurmakta. Allah'a sığınmamızı bizden Rabbimiz istemekte. Kur'an-ı Kerim okurken euzu çekmenin bu ayet kerimede bize emredildiğini anlamış olmaktayız. İkra bismirabbike'lledihi halak gibi ayetlerde besmele'nin emredildiğini efendim görürüz. Ama bu ayeti i kerimede de Kur'an okuduğumuz zaman Allah'a sığınmamız bizden istenmekte. Feiza qara'tel Kur'an Kur'an okuduğun zaman festaiz billahi mineş racim kovulmuş şeytandan, Allah'ın rahmetin rahmetinden uzaklaştırılmış şeytandan Allah'a sığınmamızı Rabbimiz bizden istemektedir. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerimle efendim biz e, karşılaştığımızda onu sağlıklı bir şekilde anlayabilmek Yoğunlaşabilmek, tefekkür boyutlu bir şekilde ona yönelebilmemiz için elbette ki önce buna engel olacak şeylerden, manialardan uzaklaşmamız gerekiyor. En büyük engel elbette ki şeytandır. Çünkü şeytan bizi Allah'ın zikrinden, Kur'an'dan uzaklaştırmaya çalışır. Bahanelerle bizi geciktirerek bu manada ilahi kelamla bizim buluşmamızı engellemeye çalışır. Bunun için bizim Evet Kur'an'la buluştuğumuz zaman elbette ki abdestimizi aldık, huzura vardık. Rabbimizin kelamıyla bir buluşmayı gerçekleştirirken buna neyle başlarız? Eûzü billâhi mineşşeytanirracîm. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınarak başlarız. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim diyerek okuduğumuz kelamı önce tane tane okumak. Rabbimizin verettilil Kur'an'ı tertiyle tane tane Kur'an-ı Kerim'i oku emrine uyarak önce onu güzel bir şekilde efendim o okumayı gerçekleştiririz. Okuduğumuz yerlere de işte şu anda bizim sizlere aktarmaya çalıştığımız gibi okuduğumuz ayetler üzerinde maaline bakarak, tefsirine bakarak böyle bir yoğun bir şekilde Kur'an talebesi olmanın gayretini, çabasını efendim göstermiş oluruz. Sahabileri öyle anlatıyor rivayetler efendim. Onlar beş ayeti alırlardı. Onlar üzerine yoğunlaşırlardı. Onu anlamaya çalışırlardı. Ve hayatlarında onu piratize ederek yaşamaya çalışırlar. Bir beş ayete, başka rivayette bir on ayete daha geçerlerdi diyor ya. Evet onlar gibi bizim de aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'i okumaya çalışmamız lazım geliyor. Ama neyle demek ki? Önce Allah'a sığınarak bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Zaten namaz kıldığımızda Allahu Ekber diyoruz. Önce Sübhaneke'yi okuyoruz. Arkasından Eûzü billâhimineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve arkasından Fatiha'yı okuyoruz. Yani biz namaza Eûzü ve Besmele'yi Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz. Arkasından Bismillahirrahmanirrahim diyerek bizler zaten bu görevi yerine getiriyoruz. Yani namazda da biz şeytandan Allah'a sığınarak namazımıza başladığımızı belki hatırlamıyoruz ama evet böyle bir şey yapıyoruz kardeşlerim. Evet bunu hissetmek lazım. İnnehu leyselehu sultanun alellezine amunu ve ala rabbihim yetevekkülün. <laughs> Şeytanın evet In i̇nanan ve yalnız Allah'a tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Eğer Allah'a gönülden sığınırsak, az önce de ifade ettim ve tevekkül ifadesini kullandık, tevafuk etti. Hemen yetevekkel alellah fehuve hasbu. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter ve yerzukhu min haysu la yahtesib. Ummadığı yerden onu rızıklandırır ve men yetegillah yecallehu mahreca diyor bir önceki ayetin sonu. Kim Allah'a Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu nasip eder. Ve men yetteki Allah Evet burada da Rabbimiz ne buyuruyor? Allah'a sığınmamızı bizden istiyor. Evet şeytanın asla bir egemenliği, bir sultası, bir gücü yoktur. İnnehu leysel hu sultanun alellezine amunun. İman edenler üzerine şeytanın bir gücü yoktur. Evet ve ala rabbihim yetevekkülün. Ama bakınız burada önemli bir şey var. Evet. Gönülden Allah'a dayanan, Rabbinin onun yanında olduğunu hisseden, o bilinçle ona yönelen kimseye şeytanın asla bir dahlinin, gücünün olmadığı ifade ediliyor bu ayeti kerimede. لَيْسَ لَهُ سُلْتَانُ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ Rablerine gönülden tevekkül edenlere. اِنَّمَا sultanu Onun gücü kime yeter? عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَوَلَّوْنَهُ Evet, evet onun gücü sadece onu dos edinen وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِه۪ي Ve Allah'a ortak koşanlar üzerinedir. Onun gücü ancak onlara, onlara yeter. Çünkü onlar aynı düşünmektedir. Aynı paralelde bir dünya görüşüne haiz oldukları için aslında onların onlardan bir farkı yoktur. Kafirler zaten aynı zamanda şeytanın yaranlarıdır, dostlarıdır. Aslında onlar da birer şeytandır. O manada birbirlerinden bir farkı söz konusu bulunmamaktadır. Ayeti kerime de buna işaret ediyor. Evet bir başka konu sevgili dostlar 101. ayet Nahil suresi ve ira beddenle ayeten mekâne ayet. Biz bir ayeti değiştirip yerine bir başka ayet getirdiğimiz zaman evet vallahu alemi bima yunazzilu Allah ne ayeti indirdiğini zaten elbette ki iyi bilmektedir. Kalu inneme ente müfter. Sen Yalan uydurdun derler peygamber için. Sen ancak uyduruyorsun derler. Bel ekseruhum la Onların çoğu gerçeği bilmemektedir diye burada Rabbimiz böyle buyuruyor. Evet bu ayeti kerimeden Mekke'de nazil olmuş olan bir ayeti kerime. Nesihle alakası üzerinde de durulur ama bu ayeti kerimenin indiği süreç dikkate alındığı zaman kimi ayetlerde bazen ruhsat boyutlarına işaret edilen edilen e, noktalar ayetlerde söz konusu olabilmekteydi. Kimi zaman işte müşrikler Muhammed bugün dediğini yarın tekzip ediyor gibi peygamberimizi yalanlamaya yönelik onlar bunu da bir malzeme olarak kullanıyorlar idi. Evet Rabbimiz kimi zaman Müslümanlara mesela diyelim ki ve in aqabtum aqibu bi ma Evet onlardan biri birine karşı e, yaptıklarından dolayı onları cezalandıracağınız zaman misliyle mukabele edin. Ama sabrederseniz bu sizin için daha hayırlı duruyor mesela ayeti kerimede. Onlar bunu bir çelişki olarak görüyorlar. Mesela وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَ İyilikle ve kötülük bir değildir. اِتْفَعَ بِلَّتِ ahsen. Evet. Biri sana bir kötülük yaptığı zaman onu en iyi şekilde sal. Yani sana kötülük yapana da iyilik yap. Böyle yaparsan fi izelledi beyneke ve beynehu ki keannehu veliyun hamim seninle arasında düşmanlık bulunan kişinin bu hali senin ona yaptığın iyilikten dolayı sıcak bir dostluğa dönüverir diye Rabbimiz böyle buyuruyor mesela. Onlar bütün bunları mesela zekkum acil ile alakalı örneği verebiliriz. Zekkum ağacından bahsediliyor. Evet, kimi ayetlerde buna işaret edilir. Zekkum ağacı deyince müşrikler alay ediyorlar hiç ateşin olduğu yerde ağaç olur mu diye. Ama daha daha sonraki süreçte Rabbim, Rabbimiz ayeti kerimede zekkum ağacının e, cehennemde bir cezalandırma biçimi olduğunu efendim e, ifade edince, bunu bir mesela e, çelişki olarak onların gördüğünü bilmekteyiz. İşte bu ayeti kerimeden Rabbimiz, ya da şöyle de bir durum da söz konusu olabilir. Daha önceki şeriatlerde haram olan bir şeyin sonraki şeriat olarak İslam'da bununla alakalı onun helal kılınması karşısında diyelim ki hayvanların iç yağı Yahudilere haram kılınmış. Bazı tırnak hayvanlarla alakalı bir takım yasaklamalar getirilmiş. Ama bizim dinimizde bu, bununla alakalı bir yasaklayıcı hüküm söz konusu değildir. Bununla alakalı yani ikisi de Allah'tan geldiğini söyleyen bir din birisi Tevrat, birisi İncil, birisi Kur'an diyelim. Yani Tevrat'ta helal olan bir şey, Kur'an'da yasak. Bu nasıl bir şey? Aynı Allah'tan geliyor. Bu büyük bir çelişkidir diye onlar bunu da mesela efendim eleştiri konusu yapabilmekteydi. İşte ayeti kerimede Rabbimiz bundan dolayı ve bettenle ayeten mekana ayet biz bir ayetin yerine bir başka ayeti getirdiğimiz zaman onu onunla değiştirdiğimiz zaman ki Allahu Teala vallahu alemi bima yunezzilu. ne indirdiğini çok iyi bilmektedir. Kavlu inne ma ente müfter. Sen iftira ediyorsun, Sen asla peygamber değilsin. Allah adına yalan söylüyorsun diye peygamberimize karşı ne yapıyorlar? Bunu bir efendim tekşip malzemesi olarak söylüyorlar idi. Rabbimiz de bel ekseruhum Onların çoğu hakikati bilmemektedir diye onlara böyle cevap veriyor. Kul de ki nezzelehu ruhul kudusi min rabbik. Evet bu Kur'an'ı sana ruhul kudüs Rabbinden indiriyor. Ruhul kudüs derken Cebrail aleyhisselam kastediliyor. Nitekim bu surenin ikinci ayetinde Ata amrullahi fala testa'cilu subhanahu wa taala amma yushikun yunzilul malaikate bir ruh melekler ruh ile efendim iner diye Rabbimiz vahiy meleği ile alakalı böyle bir açıklamaya işaret etmişti. Burada sanki adeta ona bir tekrar bir vurgu var. Ne diyor ayeti kerimede? Evet. E, e, emru yarınca vahiy taşıya melekler indirir. Yünezzülü'l melaikete bir ruhi. Melekler ruh ile inerler. Yani vahiy ile inerler. Vahiy ile inerler. Ayette buna işaret ediliyordu. Burada da tekrar sanki ona tekrar e, işaret edilmiş oluyor. Kul nezzelehu ruhul kudusi E, İman edenlere sebat kazandırsın diye e, e, Rabb'inden bu Kur'an-ı Kerim'i Ruhul Kudüs sana indirmiştir. Gerçekle niçin livseb bitellediğine amunu iman edenlerin kalbini sabitleştirmek için ve huden ve müslimin evet hidayet olsun diye müjde olsun diye sana onu Allah tarafından Ruhul Kudüs sana indirmiştir. Başka ayetlerde Hazreti Cebrail Cebrailim efendimiz aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'in indirilmesine dair birçok örnekler e, üzerinde durulur. Hz. Cebrail aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan almıştır. Değerli bir elçidir. Onu Peygamber'e aleyhisselama bizzat kendisi efendim indirmiştir. Onun kalbine ilahi kelamı aktarmıştır. Bunun örnekleri üzerinde durulur. Burada da tekrar müşriklerin peygamberi yalanlamalarına karşılık ona işaret ederek kul nezzelehu ruhul kudusi min rabbike bil hak bir gerçekle ruhul kudus Rabbından o ilahi kelamı sana indirmiştir. Niye? Niye? Tabii ki iman edenlerin kalbini sağlamlaştırmak için. Çünkü inen her ayet müminlerin imanını, müminlerin peygambere ve Allah'a güvenini artırıyor idi. İçinde bulundukları sıkıntılı haller karşısında onlara bir bakıma şifa kaynağı olarak teselli edici oluyor idi ve onların bu üzüntülerini gideriyor idi. Nitekim sonraki sayfalarda geçecek Ammar bin Yasir, müşriklerin kendisine yaptıkları işkencelerden dolayı demek demediği dememesi gereken şeyleri demek durumunda kaldı. Onların ilahlarına ilah dedi ve peygambere hakaret etmek durumunda kaldı. Ama istemeyerek yaptı. Bundan dolayı üzüntü duyuyordu. İşte bunun üzerine inen ayetli kelimelerle ammar ve benzeri durumda olan insanların bu halleri karşısında onları teselli eden ayetleri de indiğini görmekteyiz. Savaşta, hazarda, seferde onların sıkıntılarına karşılık inen ayetler onlara böyle can simidi gibi onlara efendim böyle bir surur veriyor idi. Onlar da bundan dolayı inen ayetlerle imanları pekişiyor idi ve bu güzelliği onlar hissediyor idi. Nitekim bunun örneklerini Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Evet inen ayetler iman edenler için bir kılavuzluk, bir hidayet, bir müjde oluyor idi Müslümanlar için. Burada da buna işaret edildiğini görmüş olmaktayız. Evet bir sonraki ayetimiz, son ayetimiz. وَلَقَدْ نَعْلَمُوا اَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ beşer. Anlatsın ki biz onların Kur'an'ı ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. İma ettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'an ise gayet açık bir Arapçadır. Evet, Mekke'de bir Hristiyan köle, köle, var idi. Peygamberimizin yanına da bazen geldiği oluyor idi ya da Efendimizin ona uğradığı oluyor idi. Evet, geçmişinde Hristiyanlığı olan bu köleden Peygamberimizin güya vahiy bilgiler aldığı ve Kur'an-ı Kerim'i ondan öğrendiği gibi böyle bir iddiada bulunuyorlar idi. İşte buna işaret ediyor. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ Biz biliyoruz, onu ona bir beşer öğretiyor. Ama Rabbimiz biliyor ki, لِسَانُ الَّذ۪ي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ İma ettikleri kimsenin dili, efendim, اَعْجَمِيُّنْ Bir yabancı bir dildir, farisidir bu, bu, bu Kur'an ise fakal bu efendim ve ha da lisanın arabiyün bu Kur'an ise Arapça. Apaçık bir Arapça kitaptır diye Rabbimiz buna burada işaret etmektedir. Bakın burada bir açıklama var onu da aktaralım. Müşrikler Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş olduğunu inkar ediyorlar ve okuma yazma bilmeyen Hz. Peygamberin de böyle son derece yüksek edebi edebi yapıya sahip olan Kur'an'ı yazmış olacağına ihtimal vermiyorlar. Olsa olsa onu Arap olmayan birinden öğrenmiş olabileceğini iddia ediyorlar idi. Bu ayette bu tür iddialara efendim cevap verildiğini görmüş olmaktayız. Ona dair bir açıklama üzerinde burada durulmadığını görüyoruz. Evet. Hazreti Peygamber efendim bakayım burada bu malde var mı? Müşriklerin bazı ayetleri Hazreti Peygamber'in kendisinin uydurdu, uydurduğunu söylerken bazılarını da bunları ona Arap asıllı olmayan birinin öğrettiğini ileri sürüyorlar idi az önce sizlere aktarmış olduğum o efendim Hristiyan köleden Peygamber'in bunları öğrenmiş olabileceğini o öğrendiklerini bir bakıma e, Peygamber kendi kafasında kurmuş Böylece onlara Allah'tan geldi diye yutturmaya çalıştığını iddia ediyorlar idi. Halbuki onun dili Farisi, Kur'an-ı Kerim ise apacık. Ve hâdâ lisânün arabiyyün mübîn. Apaçık bir Arapça bir dille Kur'an-ı Kerim'in yazdırılmış olduğu, Allahu Teala'dan kendisine gelmiş olduğuna burada işaret edildiğini görmüş olmaktayız. Nitekim bunun örneğini başka ayetlerde Değerli dostlar Zümer suresinde hatırlarsınız daha önce geçmişti. Şöyle buyuruluyor idi. Velav cannahu Kur'an'ı acemiyen leqalu lelâ fusilet ayâtüh. Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Biz Arap araba yabancı bir dilden bir kitap öyle mi derlerdi. De ki o İnananlar için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince onların kulaklarında bir ağırlık vardır. Kur'an onları kaparıdır. Sanki onlara çok uzaktan sesleniyor diye Rabbimiz işte onların bu iddialarına böyle cevap vermekteydi. Zaten ayet-i kerimede görmüş oluyoruz ki inkar etme adına, vahyi reddetme adına o müşriklerin sarıldıkları, tutundukları, ihtimal dahilinde gördükleri şeylerden birisi de bir Hristiyan kölenin Kur'an-ı Kerim'i peygamber e öğretmiş olabileceği gibi bir yanılgının içerisine düşüyorlar idi. Rabbimiz onların bu efendim itirazına da evet bu itirazına bile ayet-i kerimesinde cevap vererek bunun asla söz konusu olmadığını, peygamberin kendisinden asla bu Kur'an'ın kendisine ait bir durum olarak gelmediğini, ona onu Cebrail'in öğrettiğini, Cebrail'in de Allah'tan aldığını, Dolayısıyla bu ilahi kelamın bir rahmet, bir şifa, bir hidayet kaynağı olduğunu, bunun da ancak iman etmekle, ona yapışmakla, ona gönülden bağlanmakla gerçekleşeceğini, bunun içinde tabii ki imanla birlikte şeytandan Allah'a sığınarak ona gönülden yönelen insanların bundan hareket ederek salih ameller işleyerek Allahu Teala'ya gönülden bağlı bir yaşam tercih edenlerin de bu dünya hayatında Mutlu olacağını belki özetleyerek bugün de bu programımızın sonuna böylece ulaşmış olacağız. Değerli dostlar, bir başka gün inşallah kaldığımız yerden e, sizlere tekrar ayeti kelimelerden inşallah e, okuduklarımızı aktarmak suretiyle, bilgilerimizi paylaşmak yoluyla inşallah bir araya gelmeyi ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız efendim.